İzmir'de 30 Ekim. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Kürt Komisyonu üyesi Atilla Sertel, İzmir'deki depremzedeler için TOKİ tarafından yapılan konutlar için gelen şikayetleri bazı dairelerde kusurlu yapılan işyeri TOKİ Başkanı Ömer Bulut'a aktardı. Kürt Komisyonu'nda TOKİ'nin bilanço ve hesapları görüşüldü. TOKİ Başkanı ve yönetiminin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Sertel, yapılan dairelerde bariz kusurların olduğunu ifade etti. Sertel, depremde evleri yıkılan vatandaşların müteahhitler tarafından çıkarılan yüksek fiyatlar nedeniyle bu zor şartlarda evlerini yeniden almak zorunda kaldıklarını da değindi. İzmir'de 30 Ekim 2020 depreminde 117 hemşerimiz yaşamını yitirdi ve çok sayıda vatandaşımız yaralandı ve birçok bina yıkıldı ve kullanılmaz hale geldi. Şimdi İzmir'de yeni bir yapılanma süreci devam ediyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ burada başrolde ve buna ilişkin çabalarını sürdürüyor. Benim özellikle size sormak istediğim sorular var. Ona ilişkin yorumlarım da var. Benim birinci sorum şu. Siz bu şehir hastanesinin üzerindeki o konut üretim alanlarında bir zemin etüdü çalışması yaptırdınız mı? Kim yaptı ya da kimler yaptı ve ne kadar para harcandı bu konuda? Bunu öğrenmek istiyorum. Ayrıca yapılan konutların içine aileler, giren aileler oldu mu? Taşınan aileler oldu mu? Bir de bu yapılan konutlarla ilgili biz çok sayıda şikayet almaya başladık Sayın Genel Müdür. Tam da bu maddeye uygun. Kesin kabulü yapılmadan önce orada mutlaka çok ayrıntılı bir inceleme yapmanız gerekiyor. Çünkü burada görseller var elimde. Bunları size de teslim edebilirim. Mesela camları çatlak, balkon kısmında çatlaklar olan, bu mutfak bankolarında kenarları çatlamış görüntüler vatandaşlar tarafından bize ulaştırıldı. Mesela kalorifer borularının altındaki bu yer döşemelerinde bozukluklar, kapı altları kırıkları, balkon yine demirlerinde eğrilmeler. Çok sayıda böyle elimize fotoğraf geliyor depremzedelerden. Tabii siz büyük bir gayret sarf ediyorsunuz. Yani bunu hızla yapalım, çabuk yapalım diye ve ihalelere çıkıyorsunuz. Bu arada da tabii ihaleleri değişik firmalar alıyor. O ihaleleri alan firmaların üretiminde bazı aksaklıklar elbette olacak. Ama sizin kesin kabulde vatandaşlarımızın bu mağduriyetlerini gidermeniz noktasında çok önemli bir işlev göreceğinizi düşünüyorum. Bir de